Fahrettin Paşa, Tunus'ta çok önemli reformlara imza atan bir devlet adamıdır. Biz onu o kadar benimsemişiz ki Tunuslu Hayrettin olarak anıyoruz. Kapalı kadınları durdurup onlardan başlarını açmalarını isteyemez. Ancak başörtüsünü dini ya da siyasi birer sembol olarak kullananlara ayırt etmeliyiz. Hayatın ve tarihin kırıldığı bir başka coğrafyada, bu kez Afrika'nın en kuzey ülkesi Tunus'ta karşınızdayız. Tunus aynı zamanda Afrika kıtasını Avrupa'ya bağlayan önemli bir köprü. Fransa'dan bağımsızlığını kazanan Tunus, Kuzey Afrika ve Akdeniz kıyıları üzerindeki hakim konumu bakımından stratejik öneme sahip. Bir Arap İslam devleti olan Tunus, bir zamanlar Lübnan'dan kovulan Yaser Arafat ve arkadaşlarına uzun süre ev sahipliği yapacak kadar da Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili. Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalayan Tunus'un yüzü batıya dönük. Geleneklerine bağlı ama radikal din akımlarına geçit vermiyor. Bu yüzden Kuzey Afrika'nın turizm cenneti bu ülke son yıllarda kökten dinci terör örgütlerinin hedefinde. İşte biz de Tunus'un sahip olduğu zenginlikleri, terörle mücadelesini, kadınların yaşantısını, halkın beklentilerini araştırıp öğrendiklerimizi sizinle paylaşacağız. Tunus, Akdeniz'i ikiye ayıran ve Afrika kıtasına ismini veren ülke. Bölgenin Akdeniz'e açılan kapısı konumunda olması ve Afrika ile Avrupa kıtası arasındaki bağlantıyı kolaylaştırması Tunus'un stratejik önemini artırıyor. Çok önceleri Afrikiya olarak bilinen Kuzey Afrika'nın en kuzeyinde bulunan Tunus'un tarihte her zaman büyük medeniyetlerle ilişkisi olduğu biliniyor. Kartacalılardan Romalılara, Vandallardan Bizanslılara, Müslüman Araplardan Türklere kadar birçok halk bu topraklardan geçmiş. Tunus'tan gelip geçen kavimler savaşlara rağmen hem kendi kültürlerini bırakmış hem de bu ülkenin kültüründen etkilenmiş. İşte Tunus bu özelliğiyle çok renkliliğin bir arada olduğu doğuyla batı medeniyetlerinin kavşak noktası olmuş. Öyle ki Kartacalılar döneminde hazırlanan anayasa Tunus'u özgürlüğün ve demokrasinin kalesi yapmış. Ta ki Romalıların güçlülüğün simgesi olarak tanımlanan Kartacalıları yenip ülkeyi istila ettiği güne kadar. ...16. yüzyılda Tunus'a gelen Osmanlılar asırlar boyunca bu ülkeyi atadığı beylerle yönetirken sömürgeci ülkelerin yaptığı gibi ne halkın dilini değiştirmiş ne de asimile etmek için çaba harcamış. Bu bakımdan Tunuslular Osmanlı dönemini her zaman iyi yanlarıyla anıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun özerk bölgesiyken Türk bayrağına benzettikleri bayrakları bugün de ülkenin her yerinde dalgalanıyor.
En önemlisi de Tunus'un kullandığı paranın üzerinde Osmanlı Paşası'nın resmi bulunuyor. Vezir-i Azam olarak Tunus'ta görevlendirilen Hayrettin Paşa'nın yaptığı reformlardan övgüyle söz ediliyor. Özellikle 1857'de hukuk alanında, daha sonraki yıllarda ise ordunun ve maliye gibi önemli kamu kurumlarının yeniden yapılanması Sadrazam Hayrettin Paşa'nın ismini ölümsüzleştirmiş. Çerkez asıllı olan Hayrettin Paşa'nın Tunus'taki başarıları imparatorluğun dikkatini çekince 1877'de İstanbul'a çağrılarak bu kez de Osmanlı Sarayı'nda sadrazamlık görevine getirilmiş. Öldüğü güne kadar da hep saygı gören bir devlet adamı olarak kalmış. Osmanlı bu ülkede 300 yıl kaldı. Osmanlı'nın izleri devam ediyor mu? Mesela paranın üzerinde Hayrettin Paşa'nın resmi var. Neden? Tunus'ta sadece Osmanlılar değil, Romalılar, Fransızlar, Araplar ve diğer medeniyetlerde hüküm sürdü. Tunus, bütün bu tarih dönemlerinin sonucu olarak ortaya çıktı. Bununla gurur duyuyoruz. Hayrettin Paşa, Tunus'ta çok önemli reformlara imza atan bir devlet adamıdır. Biz onu o kadar benimsemişiz ki Tunuslu Hayrettin olarak anıyoruz. Genel olarak bakarsak biz Tunus tarihinin her dönemiyle gurur duyuyoruz. Osmanlı döneminin en parlak yöneticilerinden biri olan Hayrettin Paşa'nın ülkemiz için harcadığı çabalar gerçekten unutulacak şeyler değil. Onun attığı adımlar bugünkü Tunus'un temelini oluşturan önemli taşlardan biridir. Ona Tunuslu adını vermemizin nedeni de budur. Tarihimizde kim gelip Tunus ve halkı için çalışmışsa bizim için önemlidir. Hayrettin Paşa'yı da bu nedenle Tunuslu olarak kabul ediyoruz. ...1960'lı yıllarda Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Habib Bourguiba, yaptığı hizmetlerden dolayı Tunus halkının gönlünde taht kuran Hayrettin Paşa'nın naaşını Türk hükümetinin izniyle ülkesine götürmüş. İşte bu yüzden Tunusluların cebindeki paranın üzerinde Hayrettin Paşa'nın resmi var. Hayrettin Paşa, Tunus'taki modern ekolün bir temsilcisiydi. Reformlarının en iyi göstergesi ise Best Ways, En İyi Yollar adındaki kitabıydı. Kitaba göre ülkemiz gelişmiş bir ülke olmak için en iyi yolları takip etmeliydi. Hayrettin'in en önemli öngörüsü, özgürlük, iletişim, bütün diğer medeniyetlerle ilişkileri kendi değerlerimize göre geliştirmekti. İslami değerler de diğer değerlerle birleştirilmeliydi. Şu anda Hayrettin'in görüşlerini modern Tunus'un temellerinden sayarız. Bourguiba ve Bin Ali de onun görüşlerinden etkilenmiştir.